Arkadaşlar merhaba. Hava hattı iletkenlerine etki eden ek yüklerden konuya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde enerji iletim hava hattları arkadaşlar işte farklı yükseklerde, farklı iklim şartlarında çekilmekte. Bütün iletim hatlarına aynı iklim şartları etkilememekte. Tabi bu hatların projelendirmesi esnasında bu elektriksel analizlerin yanı sıra yani indüktansı, direnci, kapasitesinin hesabın yanı sıra İklim şartları nedeniyle oluşan ek yüklerin de iletkenleri etkileyen ek yüklerin de hesaplanması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar işte iletkenin kendi ağırlığı. Şöyle özür dilerim. Bir kere iletkeni etkileyen şey iletkenin kendi ağırlığı var arkadaşlar aşağı doğru. Bununla birlikte kış mevsiminin olduğu yerlerde arkadaşlar buz yükü etki ediyor. Yine aşağı düşey de olsa da P buz diyoruz biz buna. Veya aynı zamanda rüzgar etki edebilir ki rüzgar da yatayda VI diye gösterilen bir kuvvet. Tabi bazen sadece kendi ağırlığı var. Bazen işte karlı kış mevsimi olan zamanlarda ve bölgeye göre tabi ağırlık ve buz yükü yani kar yükü etki ediyor. Bazen de rüzgar da etki ediyor. Bu üçüne aynı anda olabilir. Şimdi bunlara tek tek bakalım arkadaşlar. Birincisi buz yükü. Buz yükü genellikle arkadaşlar eksi 8 yani artı 2 ile artı 2'den daha aşağıdaki eksi 8 ve daha soğuklarda meydana geliyor. Yönetmeliğe göre eksi 5 derece buz yükünün kar yükünün oluşması için yeterli. Şimdi tabi bu buz yükü dediğimiz aslında kıra olabilir. Yani yaz mevsiminde bile bazen yüksek rakımlı yerlerde krallar yağabiliyor sabah erken biliyorsunuz. Kar olabilir, karın kendisi olabilir veya güneş vurmuşsa kar erimiş, daha sonra kristal buza dönmüş olabilir. Bu çatılardan sarkıtlar gibi. Şimdi bu buz yükünün oluşması için işte bir kere %90 üzerinde bir nem olmalı. Bu buz kar yükünü aynı zamanda ne etki eder? Rüzgar hızı ve yönü etki eder. Buzun yönünü de bazen belirler, kristal buzun. Arazinin yüksekliği, direğin boyu falan hepsi önemlidir. Ülkemiz arkadaşlar buz yükü bakımından 5 tane bölge ayrılmış. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Hiç buzlanmanın olmadığı, işte baktığınızda işte Mardin, işte Antep, Urfa bir kısmı, Hatay, işte Adana, Ege kısmında işte Aydın, İzmir, Muğla bölgesi gibi hiç buzlanmanın olmadığı yerler var arkadaşlar. Bunlar birinci bölge, işte İç Anadolu'nun bir kısmı iki, Elazığ'ın da olduğu bölge üçüncü bölge, Türkiye'de üçüncü bölge çok. İşte mesela Kıbrıs da birinci bölgede, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşte dördüncü bölge mesela Tekirdağ bir kısmı var. Beşinci bölge, buzlanmanın en çok olduğu yer Bursa arkadaşlar, Uludağ yeri. Tabi bu buz yükü kat sayısı var, biraz sonra hesaplayacağız. İşte eğer birinci bölgede ise, şehir veya iletim hattı birinci bölgede ise K'mız 0, ikinci bölgede ise 0,2, üçüncü bu sonraki tabloda var aslında, üçüncü bölgede ise 0,3, dördüncü bölgede ise arkadaşlar 0,5, evet ve beşinci bölgede 1,2 diye bir kat sayı kullanılıyor hesaplarda. Şimdi tabi bu şu da var, diyelim ki iletim hattı böyle devam eden bir hat. İşte bir kısmı ikinci, bir kısmı üçüncü bölgede olabilir. Yani kaçıncı bölgeye geçmişse ona göre hesap yapılıyor. Veya bazen arkadaşlar üçüncü bölgedesiniz ama rakım çok yükseklik. Veya birdesiniz rakım işte 600 metrenin üzerinde. Kat sayısı değişiyor. Bir sonraki slide'da buna bakacağız. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar K 0 ve bu hiç buzlanmanın olmadığı anlamına geliyor. Çok nadir belki. Dolayısıyla kat sayısı işte 0, 0,2, 0,3, 0,5 ve 1,2 olabiliyor. Biz buz yükü ağırlığını, iletkeni etki eden buz yükü ağırlığını, yani diyelim ki iletken buradaysa, etrafında buz oluştu diyelim. Bunun iletkeni etki edeceği buz yükü P buzdur ve aşağı doğru düşey doğru. Birimi de arkadaşlar kilogram bölü metre. Kilogram bölü metre. Bakın P buz eşittir K çarpı gök. Kök D şeklinde hesaplanır. İşte P buz ağırlığı arkadaşlar. P buz kilogram bölü metre olarak. K buz yükü kat sayısı bölgeye göre değişiyor. D de iletkenin çapı ve burada milimetre olarak alınacak. Yani
Bakın diyelim ki karın kas sayısı birimine bakalım. P buz, özür dilerim. Kilogram bölü metre ise K'nın birimini bulmaya çalışalım. D milimetre olacak arkadaşlar. K'nın birimi bu bir amperlik formülen yaklaşık aslında hesabı veriyor. Bir histeriz değerindeki alan gibi. Dolayısıyla K'nın birimi kilogram metre çarpı kök milimetre gibi bir birim aslında. Birimsiz falan değil, onu da söyleyeyim. Buna dikkat edelim. Bunu hesaplayabiliyor olmanız lazım. Şimdi bu buz yükü arkadaşlar, bakın direğin hepsini de kapsayabilir veya şu şekilde de olabilir. İsterseniz bakın şöyle bir video göstereyim aslında size. Çıkabilirsem şuradan. Şöyle bakalım. Bakın buz yükü açısından. İşte bak 2019 Aralık'ta gelen bir resim var. Van Bitlis Muş Hakkari dağıtım Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi'nin işte basına verdiği bakın resimler. Ülkemizde arkadaşlar bazı bölgede çok ciddi buz yükleri bakın böyle oluşabiliyor. Çok ciddidir yani bu. Ve iletim hatlarında kopma arası olabilir. Mesela şu çok ciddi gerçekten. Bunun gibi şeyler var. Bakın şu şekilde direğe de etki etmiş aynı zamanda. İletim hatları bakın yerlerde. Ve işte en az bu şekilde belki şöyle bir buz yükü olabilir. Şimdi devam edelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar tabi bu K kas sayısı işte ne demiştik? Birinci bölgede ise işte K 0 doğru mu? İşte birinci bölgede. İkinci bölgede ise K02. Üçüncü bölgede ise K03. Dördüncü bölgede ise K05. Beşinci bölgede ise K1.2 olarak alıyorduk. Yalnız direğin veya hattın olduğu yerin rakımı yüksekse, mesela diyelim ki birinci bölgedesiniz. Birinci bölgedesiniz arkadaşlar ama hattın olduğu, direklerin olduğu yerin rakımı 600 metre, yani o bölgeye göre 600 metre daha yüksek. O zaman K'yı birinci bölgede arkadaşlar 0,2 almak durumundasınız. Yani sanki ikinci bölgeymiş gibi. Veya ikinci bölgedesiniz. Direk yüksekliği, hattın yüksekliği 900 metreden fazla arkadaşlar. O zaman K'yı ikinci bölgede bir üst değer olan 0,3 almak zorundasınız. Veya üçüncü bölgedesiniz. 1600 metreden fazla daha yükseklik var direklerin hattın olduğu yerde. O zaman K'yı bir üst değer olan 0,5 almak durumundasınız 3. bölgede. Diğerler için bir şey yok. K değerinin yüksek olması buzlamanın daha çok olduğu anlama gelir. 5 işte bu 5. buz yükü neredeydi Türkiye'de? Türkiye için söyleyeyim. Uludağ haritaya bakarsanız. Ve biz tabi bu buz yükünün hesap kolaylığı açısından şöyle olduğunu varsayıyoruz. Yani işte iletken var. İletkenin etrafında böyle dairesel güzel bir buz yükü olduğunu varsayıyoruz. Aslında bu her zaman böyle olmayabilir. Tabi bu böyle olması en kötü durum. Yani her tarafını, iletkenin her tarafını kaplamış daha fazla yük var demek. Arkadaşlar dediğim gibi şu P0 birim ağırlığı ki biz bunu tablolardan görebiliyorduk. Yani mesela 1 kilometresinin ağırlığı. Bunu tablodan bakacağız. Birimi kilogram bölü metre olmalı. Şu zaten birimi kilogram bölü metreydi. İkisi aynı olmalı ki toplayabilelim. Eğer işte şu şurayı arkadaşlar tablodan kilogram bölü kilometre alır. Şundan da toplayamazsınız değil mi? 1 kilogram bölü kilometre, 1 kilogram bölü metre. İkisini aynı birime getirmeniz lazım. Tamam ikisi düşey ama birimlerin de aynı olması lazım. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar iletken kendi ağırlığı düşey de olsa y de olsa aşağı doğru etki ediyor. Buz yükü de aynı şekilde etki ediyor. Dolayısıyla ikisini bir vektör olduğu için bunları toplayabiliriz. Ama birimlerinin aynı olması şartıyla arkadaşlar. Bakın biz tabi hesap kaynağından bunu böyle kabul ediyoruz ama her zaman böyle olmayabilir. İşte diyelim ki şuradaki gibi bazen bir kısmı olabilir, bir kısmı olmayabilir veya işte şöyle çok kötü durumlar da olabilir. İşte şöyle silindirik olduğunu varsayıyoruz. Bazen bu böyle tam eş merkezde olmayabilir. Kayabilir veya eriyebilir veya eriyip bakın kristal buz haline gelebilir. Rüzgar da etki etmezse kristal buzlar yönde değiştirebilir. Çok şiddetli rüzgarda olabilir. Bakın şurada da olduğu gibi. Çok değişik bir tarz. Bu işte Van bölgesinde de Bitlis bölgesinde olabiliyormuş arkadaşlar.
Şimdi şurada bir soru var arkadaşlar. 3. buz yökü bölgesinde 3/0 AVG American Wild Gauge iletkeni varmış. 3/0/0 bakalım tablomuzdan. Tabi bu tablo sınavlarda falan verilmesi lazım. 3/0 arkadaşlar. Teaching, güvercin. Doğru mu? Evet. Bunun işte buzlu ağırlığını, yani kendi ağırlığını artı buzdan dolayı oluşan ağırlığa bakacağız arkadaşlar. İsterseniz bu soruyu şurada şurada çözer hesap şey yapalım. Neredeydi? Şuradaydı. Evet. Şurada çözelim arkadaşlar. Şimdi evet. 3. buz yükü bölgesinde 3/0 yani T'nin bize neyini istiyorlar? Buzlu ağırlığını, yani kendi ağırlığı artı buz yükünü toplamı hesaplamamızı istiyorlar. Evet, şimdi bakarsanız şurada arkadaşlar 3/0/0'ın T'nin arkadaşlar kesiti ne kadarmış? 99,3 milimetre kare. Evet, kesiti S'miz veya A diyebilirsiniz. 99,3 milimetre kare arkadaşlar. Doğru mu? Toplam çapımız ne kadarmış? 12 nokta, yani D'miz çap 12,75 milimetre. Bu çelik özlü bir alüminyum iletken. Bütün toplam çapını dikkate almamız lazım. Çünkü buna buz bunun etrafında oluşacak. Evet. Şimdi birim ağırlığına bakalım. Bakın birim ağırlığı şuradaydı. Anla birim ağırlığı şu tabloda. 343,9. Doğru mu? Ama ne? Birim kilogram bölü kilometre arkadaşlar. Bunu neye çevirmemiz lazım? Neye çevirmemiz lazım? Kilogram bölü metreye çevirmemiz lazım arkadaşlar. Yani P0'ımız şöyle yazalım. Pardon. P0'ımız 343,9 kilogram bölü kilometre, değil mi? Burayı metreye çevirmemiz için 1 kilometre kaç metre? 1000. 1000 yazmayacağız buraya. Yani 343,9'u 1000'e böleceğiz. Yani 0,343,9 değil mi? 39 kilogram bölü metre olur. Bunu neden böyle bulduk? Çünkü iletkeni etki eden P buz kilogram bölü pardon kilogram bölü metre, bizim P0'ı da böyle bulmamız lazım. Değil mi? Yani toplayabilelim yani. Bunu da kilogram bölü metre olarak bulmamız lazım ki ikisini düşey de olsa toplayabilelim. Aksi takdirde toplayamazsınız. Şimdi evet, bakın şu kilometre 1000 metreydi arkadaşlar. Bunu yerine yazdım. Değil mi? Dolayısıyla 343,9'u 1000'e böldüm ve sonuç böyle çıktı arkadaşlar. 0,334,39 kilogram bölü metre. Şimdi bir de buz yükünü hesaplayalım arkadaşlar. Kalemi değiştireyim. P buz yükü K çarpı kökte. Öyle değil mi? Evet. K kaçtı? 0,3. 3. bölgedeyiz. Doğru mu? D'miz 12,75 milimetre olarak yazacağız bunu. Parantez içerisine. Öyle değil mi? Sonuç arkadaşlar 1,0712 kilogram bölü metre. Dolayısıyla benim toplam PN'im ne olacak? Toplam PN'im, yani iletken şuydu. Pardon. Buna işte iletken şu merkezdeki olsun, buz yükü etkili arkadaşlar. P0'ım var. Ve P buzum var arkadaşlar. İkisi düşey doltuda ve birimleri de aynı. Hesapladım. Kilogram bölü metre. Ve dolayısıyla ben ikisini toplayabilirim. Doğru mu? İşte PN'im, yani şu ikisinin bileşkesi PN, aşağı doğru tek bir bileşke vektör PN. Şöyle yapalım. PN eşittir. Ve P0 artı P buz arkadaşlar. Tabi birimleri de aynı olduğu için rahatlıkla toplayabilirim. Bu şey vektörler. 0,300 pardon 34 39 kilogram bölü metre artı 1,0 pardon 1,0712 değil mi?
kilogram bölü metre ve sonuç 1.415 41.1 halde kilogram bölü metre olabilir. Tabi bu hesaplamalar yaklaşık böyle işte çok küçük bilgiden sonra oynayabilir ama şimdi demek ki ne kadarmış arkadaşlar? Bu iletkene toplam ne kadar etkiliymiş bu çelik özlü alüminyum metresine, 1 metresine 1.415 kilogram kuvvet etkiliyor. Ne yapacağız? Şimdi tabloya bakarsanız bu iletken kopar mı kopmaz mı? Bakın şuradan ağırlığa bakmamız gerekiyor. Yani amma kopma yüküne bakmamız lazım. Bu da kilometre arkadaşlar. Buranın da 1 kilometre. Yani bunun kopabilmesi için buraya etki eden bu tabi kilometre yani kopabilmesi için 3035 kilogram bölü kilometre kuvvet etki etmesi lazım veya yani 3.035 kilogram bölü metre ağırlık etki ederse 1 metresine iletken kopar. Bizim iletkenimize ne kadar etki etmiş arkadaşlar? 1.4 yani yarısı etki ettiği için bu iletken kopmaz. Değil mi? Bu iletken kopmaz dersiniz yani iletken kopmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu iletkenin 1 metresinin dayanabileceği ağırlık 3.035 kilogram iken bize etki eden 1.4151 dolayısıyla bundan küçük olduğu için değil mi? Gerçekte etki eden yani bu iletken bunu bu ağırlığı taşıyabilir, kaldırabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar tabi bu arada ortalama buz bu iletkenin etrafındaki yani diyelim ki bakın şu iletkenin kendi çapı bu paralı olan kısım bir de etrafında buz oluşuyor. Toplam iletken artı buzun kalınlığı arkadaşlar D buz. İletken ve etrafında kar var. Toplam çapı söylüyoruz. Bakın toplam çap D buz. İletkenin kendisi arkadaşlar ve buzlu iletkenin çapı diyelim. Buzlu iletkenin çapı. Çapı. D iletken çapıydı değil mi? İletkenin çapı. İkisinin farkını bulursanız yani farkını çıkarırsanız arkadaşlar sadece buzun kalınlığını net buz kalınlığını da bulabiliriz. Doğru mu? Sadece buz kalınlığını da hesaplayabiliriz. Şimdi bazen bu oluşan buzun işte 1 kilometrede ne kadar ağırlık oluşturduğunu hesaplamak gerekiyor. Bunun için buz yükü yoğunluğu diye bir katsayı var. Buz yükü yoğunluğu arkadaşlar. Böyle süslü P ile gösteriyorlar arkadaşlar. Şu aslında tam P de değil. İşte bu 0.4 ve 0.8 kilogram aramızda ülkemizde şu oluşuyor. Yani bir desimetre küplük bir alanda işte su doldurdunuz, dondurdunuz. İşte 0.4-0.8 kilogramlık buz oluşuyormuş. Bir desimetre küp. Yani desimetre küp neydi? 10 santimlik. Öyle değil mi? 10 santimlik bir küp düşünün. Her bir kenarı 10 santim olacak. Ona su doldurun arkadaşlar. Dondurun. İşte kar doldurun. İşte 0.4 veya 0.8 kilogram arasında bir ağırlık oluşturuyormuş. Biz ortalama arkadaşlar bunu 0.6 alıyoruz. 0.6 olarak alıyoruz. Tabi bazen bunu desimetre küp değil de bazen metre küp olarak da veriyoruz. Bunu nasıl bulacaksınız? Yani veya döndürme işlemi nasıl yapıyoruz? İsterseniz şu kalemin bir rengi değişeyim. Şimdi bakın. Bizim 1 metremiz veya işte 10 desimetremiz değil mi? 1 metre. 10 desimetre 1 metre. Yani 1 metre içerisinde 10 tane desimetre var. Bir desimetremiz ne kadar olur arkadaşlar? İşte x derseniz bu da 10'a bölmüş olmanız lazım. Doğru mu? 0,1 metre olur. Ve işte 1 10 üzeri eksi 1 metre olur. 1 10 üzeri eksi 1 metre. Bunu şurada yerine yazarsanız arkadaşlar mesela nasıl olur? 0.6 kilogram bölü desimetre küptü. 0.6 kilogram bölü. Arkadaşlar desimetre küp yerine 1 10 üzeri eksi 1 metre yazıyorum. Ve
küpünü alayım ben. Bakın küp olduğu, desimetre küp olduğu. Dolayısıyla bakarsanız burası arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 metre küp. 10 üzeri eksi 3 de yukarı çıktığında burası 600 kilogram bölü metre küp olarak dönüştürülebilir. Bu dönüştürmeyi tam kafanızda oturturum. Şimdi arkadaşlar buzlu iletkenin çapını şu formülle kullanıyoruz. D buz karekök içerisinde D kare artı 4000 çarpı K. Burası işte buz yükü yoğunluğu. Üstü P mi diyelim buna? Veya P çarpı kök de. Şimdi bu formülü şurası eğer yani şu kilogram bölü desimetre küpse arkadaşlar eğer aldığınız değer işte diyelim ki buz yükü yoğunluğunu 0.6 kilogram bölü desimetre küp alırsanız bu formülü kullanabilirsiniz. Ama formülde diyelim ki veya soruda şu metreküp olarak verilmişse arkadaşlar metreküp olarak verilmişse bu formülü kullanamazsınız. Bunu bir de 10 üzeri 3 ile çarpmanız lazım arkadaşlar. Bunu 10 üzeri 3 ile çarpmanız lazım. Yani şöyle diyelim eğer işte P küçük P diyelim arkadaşlar. Kilogram bölü desimetre küp ise bu formülü kullanabilirsiniz. Ancak P'niz ya P demeyelim de küçük P diyelim yani suçlu P kilogram bölü metre küp ise D buzu bulurken arkadaşlar şunun şeyini yazalım. İsterseniz şurayı sileyim. Evet. Arkadaşlar ise bu kez D buz formülümüz yine aynı formül ama şeyle çarpılacağız yani D kare artı 4000 K 10 üzeri 3 olur arkadaşlar. İşte P pi kök de arkadaşlar. Buradan farkı ama bakın işte bu yani mesela diyelim ki ben 0.6'yı kullanacaksam şunu kullanacağım. Ama diyelim ki 600'ü direkt alacaksan buna deneyin isterseniz hesaplayın. Bunu kullanmam gerek. Şunu kullanmam gerek arkadaşlar. Eğer ben şunu kullanacaksam. Tamam. Yani 10 üzeri 3 ikisinde aynı sonucu vermesi lazım. Aynı değerler için. 0.6 aldığımızda bu formülü. Tekrar söyleyelim. Kilogram bölü metre küp. Yani kilogram bölü desimetre küp aldığımızda. Ki burada 0.6 formülü bu şekilde. Kilogram bölü metre küp aldığımızda bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, her ikisinin farkını çıkarırsanız net buz kanunu da hesaplamış oluruz. Yani işte neyi hesaplamış oluruz söyleyelim. İşte diyelim ki D buzdan D'yi çıkardık. İşte şu kalınlık ve şu kanunun gerisini yani net buz kanununda hesaplamış oluruz arkadaşlar. Şimdi tabi bakın bu bölgeye göre şu formülleri standart hale getirmişler ama bunları ezberlemeye gerek yok. Standart olarak işte yani o formülü bilmemiz bizim için yeterli. D kare artı işte 4000 K bölü buz yükü yoğunluğu çarpı pi çarpı kök de. Doğru mu? Ama burada bunun kilogram bölü desimetre küp olması lazım. Eğer değilse metre küpse bir de 10 üzeri 3'te şurayı yani 4000'i de mi şeyle çarpıyoruz alınca. Bence bunu bilmek daha yeterli arkadaşlar. Evet mesela bir örnek var. 5. buz yükü bölgesinde kullanılan 954 kilo dairesel mil kardinal iletkenin buzlu hardaki çapını ve net buz kanunu bulun. Yani D buzu bulmamızı istiyorlar bizden. D buzu. Bir de D buz eksi D'yi bulmamızı istiyorlar. Ne kadar buz varmış ona bakalım. İsterseniz yine bunu ayrıca şurada hesaplayalım. Şurada açalım. Arkadaşlar şöyle bir yere taşımış olmuştum. Evet. Şöyle bakalım. Evet. 5. buz yükü bölgesi. Doğru mu? K'mız ne olur o zaman? K'mız şöyle yazalım. K'mız 1.2 olur. Bir kere onu bilelim. Doğru mu? T
954 kilo dairesel mil kardinal iletkeninin çapı da tablodan bakmamız lazım arkadaşlar. T30.42 milimetreymiş. Tabloya bakın isterseniz siz. Kapsamalarda bunların verilmiş olması lazım. Bu ezberlenmez. Buzlu haldeki çapı istiyorlar. Yani D buzu istiyorlar. Ve bir de D buz eksi D, yani net buz kalınlığını istiyorlar. Evet. D buzu bulalım. D buzumuz kalan değiştirebiliriz belki. D buz formülümüz D kare artı 4000 K bölü buz yükü katsayısı çarpı kök D. Tabi burada verilmemiş ama buz yükü katsayısını arkadaşlar ortalama Türkiye için 0.6 kilogram bölü desimetre küp olarak vermiş olalım. Evet. Burayı eğer desimetre küp olarak alırsanız burayı 4000 olarak alıyorduk değil mi? 4000 K. Eğer metre küpe çevirirseniz, yani 600 veya sınavda böyle verilmişse, metre küp olarak verilmişse formülü bir de 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım. Doğru mu? O zaman 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım eğer şu kullanırsa. Şu an için ben şunu kullanmak istiyorum, 0.6'yı. Dolayısıyla işte 30.42'nin karesi artı 4000 çarpı buz yükü katsayım 1. Şey pardon, 1.2. Doğru mu? Şunları karıştırmamak lazım. İşte 0.6 çarpı pi. Pi'yi işte hesap makinesinde olduğu gibi aldım. Ve şurası 30.42 arkadaşlar. Yani bunu alırsanız kaç çıkıyormuş? 122 nokta yaklaşık 122.353 milimetre çıkıyormuş arkadaşlar. 20 milimetre çıkar. Tamam. Şimdi işte diyelim ki pardon şunu biraz daha sileyim isterseniz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar burası buzlu iletken, yani aslında onu güzel çizemedim. Şurası iletkenin çapı, şurası D. Şurası ise D buz arkadaşlar. Bizden ne istiyorlar? Bizden ne istiyorlar? İkisinin farkını çıkarıp net buz kalınlığını bulmamızı istiyorlar. Yani şuralarda ne kadar buz var, bu kalınlığı bulmamızı istiyorlar. O zaman bunu da B ile göstermişler. D buz eksi D işte 122.353 eksi 30.42 milimetre. Eksi de milimetre aslında, evet. Sonuç yaklaşık olarak 91.933 milimetre çıkmış arkadaşlar. Ya biraz hesaplar küçük doğuşta mesela 91.9 çıkabilir, 91.8 çıkabilir. Bunlar çok yanlış değerler değil arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet. Bir sonraki soruda iki tane daha soru var. İsterseniz bunları da oraya almıştım. Burada da çözelim. Bakalım. Arkadaşlar işte bu örnekteki hesaplanan işte kardinal iletkenin 300 metre açıklığı için buzun toplam ağırlığını hesaplayın diyorlar. Buzun toplam ağırlığını hesaplayın. Yani bu taralı alanda ne kadar buz oluştu? Bunu bizim hesaplamamızı istiyorlar. İşte şöyle şey yapalım. İletken diyelim ki işte güzel çizemedim ama işte şurası 300 metre arkadaşlar. Ve bizden şu taralı alandaki oluşan buzun kilogram ağırlığını hesaplamamızı istiyoruz. Evet, kilogram ağırlığını hesaplamamızı istiyorlar. Bunun için işte biz kütleyi bulacağız. Tabii 300 metre şey için yine işte P'nin tab kilogram olarak bulmamız için şeyi bulmamız lazım. Yine buz yükü katsayısını
0,6 ortalama kilogramdır desimetre küp veya işte 600 kilogram bölü metre küp arkadaşlar. Buradan yola çıkarak bunu bulmamız lazım. Kilogram olarak bulacağımız için şuradan yani metre küpü kullanalım bence. Çünkü üretken de metre. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar bu ağırlığı bulabilmemiz için yani ağırlık kütle diyelim. İşte P yani bu şu buz yükü kas sayısı P ki birimi neydi? Kilogram bölü metre küp olarak alalım. Şimdi bunu neyle çarpmamız lazım? Bir kere L'de de 300 metre için istediklerine göre demek ki L uzunluk önemli. Yani bizim şu taralı alanı boyda boya düşünün. Yani şu kırmızı taralı alanda ne kadar buz ağırlığı var. Yani oradaki buzların hepsini sıyırdınız. Bir kabın içerisinde tarttınız. Ne kadar ağırlık oluştu? Onu bulmamız istiyorlar. Şimdi bir kere L ile çarpacağız. Tamam. L metre. Değil mi? Bakın metre, buradaki metre küpten bir tane götürür, metre kare kalır. Ve bir de bunu kesitle çarpacağız, değil mi? Burada bir kesit var, silindirin alan, silindirde alan hesaplayacağız. S. Yalnız kesitim, yani bizim kesitimiz normalde milimetre kare. Bizim kesitimiz normalde milimetre kare arkadaşlar. Ama bizim bunu şu olarak hesaplamamız gerekiyor. Bunu bizim metrekareye çevirmemiz lazım ki değil mi? Bak şurası da metrekare olursa şu metrekare metre çarpı metreküp metreküpler gider ve birimimiz sadece kilogram olarak çıkar. Ben şimdi bu sayede bunu yapmış olurum. Şimdi tabi bu kesiti milimetrekareyi metrekareye çevirmem için ne yapmam lazım? İşte dönüşüm yapmam lazım. Öyle değil mi? İşte 1 milimetre değil mi? Yani buradaki işte nereye yapalım? Eğer ben S'yi işte aslında milimetre kare ama metre kareye çevirmem lazım ki formülde sonuç kilogram çıksın. 1 milimetremiz ne kadar bizim? 10 üzeri eksi 3 metre. Değil mi bak? 10 üzeri eksi 3 metre. Şuraya bunu yerine yazacağım arkadaşlar. Buraya yerine yazacağım. Şimdi devam edelim. Bunu devam edelim arkadaşlar. Evet. Bak bunu yerine yazarsak işte metrekareye çevirmemiz için S'yi mevcut S'yi neyse artık onu 10 üzeri eksi 6 ile çarparsak bu birimi ne olur bunun? Bakın 10 üzeri eksi 3'ün karesini aldığımız 10 üzeri eksi 6 metrekare olur yani. S'nin birimi metrekare olur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu böyle çarpmamız gerekiyor. Şimdi evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu kalemi değiştireyim. Evet toplam ağırlık evet 600 kilogram bölü metre küp çarpı arkadaşlar L'miz 300 metre 300 metre. Kestiğimiz ne kadardı? Tabi kesti şu şeyi kullanmamız lazım. Toplam net kanlığı hesaplamamız lazım arkadaşlar. Kestiğimiz normal biz kesti neyle hesaplıyorduk? S eşittir değil mi? Pi R kare veya pi D kare bölü 4. Doğru mu? Yani çap olarak yazdığımızda böyle oluyordu. Şimdi tabi bu buzdan letkenin çapını çıkarmamız lazım. O zaman pi bölü 4. Doğru mu? Şuradaki pi bölü 4. Yani buzlu toplam iletkenin çapı 122.32 milimetre bir karesini alacak. Milimetre kare olacak. Eksi değil mi? Bir de o şey 30.42'nin karesi. Tabi bunu bir de 10 üzeri eksi 6 ile çevirip metre kareye çevirmiş olduk arkadaşlar. Metre kareye çevirmiş olduk. Şurayı. Şurayı metrekareye çevirmiş olduk. Dolayısıyla toplam ağırlığımız 600 çarpı 300 çarpı işte şu şurası 10 üzeri eksi 6 ile de çarpacağız ki metrekareye dönüştürmüş. Yani S'yi metrekareye dönüştürelim ve dönüştürdük. Dolayısıyla metrekare, metre, metreküpler gidecek. Ve sonuçta işte ağırlığım ne kadar geliyormuş? 1984. Yaklaşık 4
kilogram. Yani buzlu iletken vardı, 122.32 milimetre kare toplam şeyi vardı, çapı vardı dev buz. Biz o iletkenden buzu sıyırdık, yani buzları sıyırdığını düşündük, kaba koyduk. O kadar işte 300 metrelik iletkende arkadaşlar 1984.4 kilogramlık bir kar yükü oluşuyormuş. Evet, şimdi evet, buz yükünü hesaplayın diyorlar bir de bize. Yani P buz artı iletkenin kendi ağırlığını, buz yükünü, P buzu. Bir de toplam P'ni bulacağız. Yani P0 artı P buzu bulacağız arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi devam edelim. Şimdi kardinal iletkenin çapı ne kadardı? Bakalım, D'miz 30.42 milimetreymiş. K'mız 5. bölgede 1.2. Doğru mu? Evet, önce tablodan bakarsanız P0'ımız, şunu biraz aşağı çekeyim, burası yazmıyor. P0'ımız arkadaşlar, tablodan bakarsanız 1829.8 kilogram bölü kilometre. Yalnız biz P buzumuzun formülü ne? Burası kilogram bölü metre çıktığı için bunu da kilogram bölü metreye çevirmemiz lazım. Burada ne olur? Kilometre yerine 1000 metre yazarsanız 1.829.8 pardon, özür dilerim. Burası yanlış oldu. 1.8298 evet. 1000'e böldük, yani kilogram bölü metre olur arkadaşlar. P0'ı bulduk. Bir de P buzu bulalım. P buzumuz K çarpı kökte 1.2 çarpı 30.42 milimetre, 1.2 milimetre olacak bu arkadaşlar. Direkt olacak. Çevirme falan yok. O zaman 6.62 kilogram bölü metre. Zaten bunun birimi bu. Bu böyle olduğu için şunu da buna dönüştürdük, yani şunu da böyle bulduk. İkisi artık hesaplanabilir, doğru mu? İkisi de çünkü aşağı doğru. P0 da aşağı doğru ve P buz da aşağı doğru. Dolayısıyla bileşik kuvvet Pn'imizi bulalım. Ve kilogram bölü metre değil mi? Her ikisinde birim kilogram bölü metre olduğu için toplanabilir. Pn'imiz arkadaşlar, şeyi de toplarsanız 6.62 artı 1.8298 sonuç 8.45 kilogram bölü metre olarak hesaplamış olur arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Başka neredeyiz? Şöyle. Evet. Ek rüzgar yüküne bakalım arkadaşlar. Buz yükü yönetmeliğe göre eksi 5 santigrat derecede oluşurken yönetmeliğe göre rüzgar yükü de artı 5 santigrat derecede oluşabiliyor. Tabi bu rüzgar yükü arkadaşlar iletkene paralel yönde etkiliyor. Kendi ağırlığımız aşağı doğru. Tabi buz yükü olmadığı durumu hesaplıyoruz. Buz yükü olursa onu da aşağı doğru toplamak zorundayız. İletkenin rüzgar yükü, iletkeni etkileyen rüzgar yükünde sağa veya sola, şu an sola çizmişler, önemli değil, ve iletkene şöyle bir bileşik kuvvet etki ediyor arkadaşlar. Bileşik kuvvet ne olacak? P0'ın karesi, yani P'nin karesi, Pn karekök P0'ın karesi artı V'nin karesi. Yalnız biraz sonra şimdi bunun formülüne bakacağız arkadaşlar. Bu genellikle bunun bir formülü var da bilimi kilogram, şu ise kilogram bölü metre olarak biliyoruz ve kilometre neyse. Yani birinden birini dönüştürmemiz lazım. Ya her ikisini kilogram yapacağız ya da işte her ikisini kilogram bölü metre yapacağız arkadaşlar. Yoksa aptı takdirde bileşkeyi toplayamazsınız. Birimleri farklı veya yapsanız da işleminiz yanlış olur. En çok yapılan hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu VI dediğimiz rüzgar, iletken etkileyen rüzgar kuvveti arkadaşlar, direkler arası açıklık, yani iki direk arasında, aslında daha doğrusu şöyle bir direk burası olsun,
Bir direk şurası, bir direk şurası arkadaşlar. Şu direkler arasındaki mesafe x1, x2 toplanıp 2'ye bölünüyor. Aritmetik ortalaması alınıyor. Ve direkler arasındaki rüzgar menzili, yani rüzgar açıklığı veya rüzgar menzili veya rüzgar açıklığı denilen terim bulunuyor. Rüzgar menzili veya rüzgar açıklığı dediğimiz ayda gösterilen rüzgar açıklığı terimi ortaya çıkıyor. Şimdi bu rüzgar açıklığı yani veya iki direkten arasındaki mesafeyi de diyebiliriz. İki direk arasındaki, özür dilerim. Yani bir tanesini alabilirsiniz. İşte iki direk arasındaki rüzgar menzili veya aritmetik ortalaması yani rüzgar menzili, rüzgar açıklığı 200 metreden büyükse formül değişiyor. Küçükse değişiyor. 200 metreden büyükse formül değişiyor arkadaşlar. 200 metreden küçükse formül VI eşittir APDC oluyor. APDC diye bir formülle şunu kalemi değiştireyim. Şu. Yani VI eşittir A çarpı P çarpı. Tabi bu P buz yükü yoğunluğu değil. Bu farklı. D çap. Buzlu çap da olabilir. C. Eğer 200 metreden küçükse arkadaşlar bu A küçük 200 metreden küçük. A 200 metreden büyükse VI'miz 80 artı 0 6A formül yine aynı arkadaşlar. Şimdi burada A rüzgar menzili. Bakın bir direğin sağ ve soldaki açıkların toplamının yarısına eşit olduğu ve 1 metre olacak. D iletkenin çapı ama bunu milimetre değil metre olarak yazmamızı istiyorlar. Her ikisinde de metre olacak. Kesinlikle. P dinamik rüzgar basıncı arkadaşlar. Buz yükü yoğunluğuyla karıştırmayın. Buz yükü yoğunluğunu bakın biz şöyle gösteriyorduk. İşte 1 kilogram bölü metre desimetre küp veya işte kilogram bölü metre küptü. Değil mi? Buz yükü yoğunluğu az önce hesapladık. Ama bu P ise rüzgar dinamik rüzgar basıncı 1 kilogram bölü metrekare arkadaşlar. Ve rüzgar hesaplarında kullanılıyor. Bunun bir tablosu var, bunu bakacağız. C de dinamik rüzgar basıncı kas sayısı veya pürüzsüzlük kas sayısı. Bu da yine tablodan seçiliyor. Bakalım. Evet, 200 metreden büyükse de arkadaşlar dediğimiz gibi formülde sadece şey değişiyor. Yani 80 artı 06A şey geliyor. Kas sayı geliyor. Diğer değerler aynı. Şimdi bakalım arkadaşlar dinamik rüzgar basıncı ki birimi kilogram bölü metrekareydi unutmayalım. Tabi direkler için de hesaplanır yapılırken yapılıyor veya iletkenler için. Eğer arazi yükseklik yani bulunduğunuz şehir rakımı sıfır alın ama bulduğunuz direkler hatlar 15 metre yükseklikte ve daha fazla yükseklikte ise buna göre P'yi alıyorsunuz arkadaşlar. 0-15 ise işte 44, 15 ise 40 metre yükseklik arasında ise 53. İşte 150-200 metre arasında da 95. Tabi bunlar sınavda verilmek zorunda veya bununla ilgili bir bilgi verilmek zorunda bu tablolarla ilgili. Dinamik rüzgar basıncı kas sayısı C de arkadaşlar bilimsiz ve iletkenin çapına bağlı. İletkenin çapı işte 12,5 milimetreye kadarsa 1,2 alınıyor. 12,5 ile 15,8 arasındaysa 1,1. Ve iletkenin çapı 15,8'den büyükse arkadaşlar 1 direkt doğrudan 1 alınıyor. Doğrudan 1 alınıyor. Evet. Şimdi bir tane soruya bakalım. Arkadaşlar 954 kilo dairesel mil kardinal. Bunu hatırlayın. Şey kaçtı? 30.42 milimetrelik bir çapı vardı. Tabi bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Sınavda vermek zorunda. 4. bölgede kullanılıyormuş arkadaşlar. Rüzgar açıklığının yani A'nın 200 metreden büyük ve küçük olması durumu için rüzgar kuvvetlerini hesaplayın diyorlar. Ayrıca iletken etkiyeden şeyi de bulunuyorlar. Bileşke kuvveti de bulunuyor. Ama kilogram olarak bulunuyor. Şimdi yine biz şurada hesaplayalım arkadaşlar. Şurada 60 olmamız lazımdı. Bakalım. Şöyle. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım. Çapımız 30.42 idi. Milimetre. Değil mi? Şimdi
Rüzgar açıklığı 200 metreden büyük ve küçük. 200 metreden küçük 175. 200 metreden büyük için 300 soruda 300 metre olarak almışız A'yı. Şimdi ve burada ne istiyorlar? Rüzgar kuvvetini V'yi kilogram olarak, bir de P N'i de hesaplayacağız arkadaşlar. Yine ama kilogram olarak. Dolayısıyla P sıfırımız kilogram bölü metre, onu kilograma çevirmemiz lazım. Şimdi arazi yüksekliği arkadaşlar 30 metre olduğuna göre tablodan bakarsanız 30 metreye karşılık şöyle yazalım. Yükseklik 30 metre ise direklerin yüksekliği 30 metre olduğu için arkadaşlar dinamik rüzgar basıncını 53 nokta kilogram bölü metre kare olarak alacağız. 53 ya tabloda verilecek ya tablo verilmesi lazım. Yoksa bunu ezberleyemeyiz. Ama şu her ikisini de şurada kilogram olarak hesaplayacağız. Onu söyleyelim. Tabu sınavlarda net belirtildi yani bunların aynen böyle hangi birimle hesaplanması gerektiği. Arkadaşlar iletkenimizin çapı da D'miz de yani D 15.8'den büyük olduğu için 15.8 milimetreden büyük olduğu için C rüzgar basıncı, dinamik rüzgar basıncı kas sayısı ki birimsiz direkt 1 olarak alınıyor. Alınır. Bunu bilmek lazım. Bu tabloyu da verilmesi lazım sınavlarda. Şimdi bu kardinalin arkadaşlar ağırlığına bakarsanız yani bir kere P0'ı bulmamız lazım. Değil mi? Bunu bilmemiz lazım. P0 tablodan bakarsanız 1829.8 kilogram bölü kilometre. Bunu metreye çevirmemiz lazım. 1.8 pardon. Evet bunu 1000'e böleceğiz yani. 1.8298 kilogram bölü metre. Bunu unutmayalım. Tabii bunu metresini götürmemiz lazım. Çünkü dinamik rüzgar basıncı kas sayısı kilogram çıkıyor. Bunu da pardon şu KM yazmış. Kilogram olacak. Özür dilerim. Kilogram olacak arkadaşlar. Şimdi A şıkkı için bakalım. Yani A'mızı A şıkkı için 175 metre olarak aldık. A eşittir 175 metre olsun. Tabi bu sınavlarda öğrencinin şeyine bırakılmaz. Yani net verilir. Hani yoksa çok karmaşıklık çıkar. Evet formülümüz 200 metreden düşük olduğu için arkadaşlar ne yapıyorduk? V'imiz şunu hesaplayabilirim. V eşittir A çarpı dinamik rüzgar basıncı P D C. Değil mi? A P pardon şunu tutup çevirdi. Silebilirsem tabii. Silmeme izin vermiyor arkadaşlar. Şurası C olacak. Onu söyleyeyim. Evet. A'mız 175 metre. P arkadaşlar ne kadar? 53 kilogram bölü metrekare. Birimleri de görün. D'yi metreye çevirmemiz lazım. 30.42 milimetreydi. Doğru mu? Bu metreye çevirirsek 10 üzeri eksi 3 gelir. 10 üzeri eksi 3 metre. Ve C de birimsiz arkadaşlar. 1. Bakın şu metre, şu metre buradaki metre kareye götürür ve sadece birim kilogram kalır. Doğru mu? V'yi hesaplarsanız bu durumda V'yi 282.15 kilogram çıkıyormuş. Yanlış görmediysem öyle çıkması lazım. Şimdi arkadaşlar bu kilogram olarak çıktı. Şunu da kilograma çevirmemiz lazım. Yani nasıl çevirebiliriz? Yani o A ile çarpmamız lazım değil mi? Bunu metre ile çarparsa aynı değere getirmiş oluruz. Yani P0'ımızı arkadaşlar metreye çevirmemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz? 1.8298 kilogram bölü metreyi arkadaşlar 175 metreyle çarpacağız. Metrede girecek ve bize net şey çıkacak. Şimdi toplam P'nimiz artık P0 şöyle etki ederken özür dilerim. V
Ale'yi de böyle etki ediyor. Ve toplam şu an ben bileşkeyi bulacağım arkadaşlar. Evet, şu P. Arkadaşlar telefona bakmam lazım. Efendim abi. Abi dersen bakıyorum. Bir dinlenme devam edelim. Evet, şimdi arkadaşlar devam edelim. Evet. Şu an ikisini bulabiliriz. evet. P'nimiz o zaman 282.15 kilogramın karesi artı 1.8298 çarpı 175. Bu neyse artık çarpmış da olabilirsiniz. Bunun karesi. Ha, bu da kilogram artık. Sonuç arkadaşlar 426.78 kilogram çıkıyormuş. Evet. B şıkkına bakalım. B'de cekler arası açıklığı arkadaşlar 200 metreden büyük ki 300 metre olsun demişiz. 300 metre olsun demişiz. Tabi burada varsayıp sınavda net verilir. Tabi burada arkadaşlar 200 metreden büyük olduğu için formülümüz artık değişir. Ne olur? Yani A değişir. 80 artı 0.6 A olur. Doğru mu? P, D, C arkadaşlar. Sadece şuna bakacağız. yani şurası değişti arkadaşlar. Burası değişti. Bunu yerine yazacağız. İşte tabi A artık 300 metre. V'imiz ne olur? Buna bakalım. 80 artı 0.6 A çarpı 300. 300 diyebilirim ama soruda öyle miydi? Öyle olması lazım. Şöyle bakalım isterseniz. Evet. 300 metreymiş. Doğru. 300 metre. Evet. Şurası yine 53'tü. Şurayı metreye çevirmemiz lazım arkadaşlar. 30.42 10 üzeri eksi 3 metre. 10 üzeri eksi 3'e yazmamızın sebebi metreye çevirmek. C'de 1. Dolayısıyla arkadaşlar 419.19 kilogram çıkıyormuş. Yine bileşkeyi bulabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Bu kez 300 metre ile çarpacağız V0'ı. Orada değil mi? Yani PN'imiz şu olur. PN yani 419.19 kilogramın karesi artı 1.8298. Ben bu kilogram bölüm metreydi. Bunu 300 ile çarpacağız bir kez. Çünkü rüzgar açıklığı 300 metre. Bu kilogram oldu artık. Bunun karesi. Sonuç arkadaşlar 690.69 kilogram çıkıyormuş arkadaşlar. Yaklaşık olarak böyle çıkıyormuş. Bu ne? PN'imizdi. Pardon. Burası PN arkadaşlar. Bileşke kuvvet. İletken etkilen. Yani sadece iletkenin kendi ağırlığı ve rüzgar varken, buz yükü yokken. Bir de şöyle bir üçüncü durum olabilir. Buradan devam edelim. Evet. Arkadaşlar iletken kendi ağırlığı var. Buz yükü etki ediyor. İkisi de düşey doğrultudaydı. Olursa rüzgar yükü yine yatay doğrultuda etki ediyor. Ve bu ikisinin üçünün bileşkesi. O zaman P0 ile PB'yi birlikte toplayacağız. Ve şurada yine yani bunu da ay alacağız. Yalnız birimlere yine dikkat edeceğiz. Yani birimler ya hepsi için kilogram bölü metre olacak. Yani P0 içinde, PB içinde, VI içinde. VI için nasıl kilogram bölü metre olur? Formüldeki A ile çarpmazsanız öyle değil mi? Yani VI mesela A, P, V, C. Burası kilogram çıkıyor. Ama ben bunu A ile çarpmazsam, doğru mu? Burayı 1 alsam P, B, C. Burası kilogram bölü metre olabilir.
Böyle bir durum da söz konusu arkadaşlar. Tabi ayda çarpmazsanız. Tabi bu sınavda mutlaka toplam bileşik kuvveti ne istiyorlar ona bakmamız lazım. Yani net verilir ya kilogram bölü metre olarak istenir. Doğru mu? Ya da kilogram olarak. Ne isteniyor ona dikkat etmek lazım. Ona göre işte P0, P1 ve VI'yi ona göre hesaplamak lazım. Yani istenen sonuca göre bakacaksınız. Bunları da ona göre hesaplamak lazım. Tamam mı? Veya en baştan itibaren sınavlarda ben işte P0'ı kilogram olarak hesaplayayım. P1'u kilogram olarak hesaplayayım. Net yazıyorum veya sorabilirsiniz de. Şimdi iki tane daha soruya bakalım ve dersimizi bitirelim. Yine bunları orada hesaplayabiliriz. Şuraya taşımıştım. Yazım biraz kötü ama umarım açıklayıcı oluyordur. Evet. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar dördüncü bölge birim ağırlığı verilmiş. Yani dördüncü bölge için KK sayımız kaçtı? 0,5. Bir kere bunu bir yazalım. Birim ağırlığı verilmiş. Yani P0 verilmiş. 1,5 kilogram bölü metre. Tamam. Ondan sonra birim ağırlığı 1,5 kilogram bölü metre olan bir iletken üzerinde oluşan birim buz yükü arkadaşlar. Buz yükünü verilmişler. Yani P buzu verilmiş. 2,5 kilogram bölü metre olarak verilmiş. Tamam. Ve çapının, iletken çapının 2 kat olduğu bilinmektedir. Yani buzlu iletkenin çapı, yani D buz 2 tane D'ymiş. D iletkenin kendi çapı. Bir D de etrafında o kadar buz oluşmuş. Toplam 2D olmuş. Doğru mu? 2D'lik buz oluşmuş yani. Evet. Şimdi pürüzsüzlük kat sayısı C'yi vermiş. C eşittir 1. 0 ve birimi yoktu hatırlayın. Dinamik rüzgar basıncı kat sayısı 53 kilogram bölü metrekare. Buz yükü kat sayısı değil, yani şu değil. Bu verilmemiş. Evet. Arkadaşlar eş zamanlı yük için birim eşdeğer ağırlığı. Aslında bu eş zamanlı yük için birim eşdeğer ağırlık değil de şöyle diyelim. Eş zamanlı yük için iletkeni etki eden bileşik kuvvet. Etkene etki eden bileşke kuvveti bu. Bulunur. Tamam. Yani P şeyi istiyor. P'ni istiyoruz arkadaşlar. P0 var. P buz var ve rüzgar var. Dolayısıyla bunu bulacağız. Tabi ne olacağız? Ne olarak bulacağız? Bunu söyleyeyim bu arada. İletkene etki eden bileşke kuvveti arkadaşlar. Yani P'ni kilogram bölü metre olarak hesaplayın. Sınavda diyelim veya soruda böyle net verilmiş olsun. Şu an burada yazılmamış ama böyle net yazılmış olması gerekiyor. Yani şu an söylüyorum. Kilogram bölü metre olarak hesaplayın. Şimdi pardon. Evet, hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar benim P buzum değeri yani 2,5. Bu K çarpı kök D'ydi değil mi? Buraya hesaplayalım. 2,5 K'mız 0,5 kök D arkadaşlar. O zaman D ne çıkıyormuş? Ya yani iletkenin çapı 25 mm çıkmış. Buzlu iletkenin çapı ne olur? D buzlu arkadaşlar. Bunun 2 katıydı. 2 çarpı 25 50 milimetre oldu. Şimdi bakın. 25 milimetre çapında bir iletken var. Etrafında bir o kadar da buz var. Şu an rüzgar hangisini etki edecek? Buzlu iletken çapına. Doğru mu? Yani toplam 50 milimetrelik ağ. O zaman o rüzgar formülündeki ağlar D'ler D buz olacak. Doğru mu? Yani çünkü rüzgar hepsini etki ediyor. Şimdi tabi bakın şu P0 vermişler arkadaşlar kilogram bölü metre. P buzu da vermişler. Ben bunu da ikisi de aşağı doğru. Direkt skarla toplar 1,5 artı 2,5 ne oldu? 3, 4. Doğru mu?
Şimdi benim V'yi hesaplamam lazım. V'yi eşittir. Rüzgar açıklığıyla ilgili bir şey vermişler mi? Hayır, hiçbir şey vermemiş değil mi? A belli değil yani. A belli değil. Dolayısıyla zaten A ile çarpmazsa AP DC veya 80 artı 0.6 A'ydı. Doğru mu? Eğer ben bunu A ile çarpmazsam, uzunlukla çarpmazsam birimim zaten ne çıkacak? A ile çarptığımda kilogram bölü çıkarken A ile çarpmazsam kilogram bölü metre çıkacak. Tam istediğim gibi yani. Dolayısıyla çarpmadığım durumda bunu da böyle elde edip üçünün bileşkesini alabilir. Doğru mu? Evet, V'ye bakalım. V'ye bakalım. Arkadaşlar P'miz 53. D'yi, ha bu kilogram bölü metre kareydi. D'miz, D buz olacak yalnız bir kez değil mi? Buz da var. Buzlu ilerken çapına rüzgar etkiliyor diyor. 50 10 üzeri eksi 3 metre olacak arkadaşlar. Ve C'miz de 1 miydi? Evet, C 1. Dolayısıyla sonuç 2.65. Bakın 1 metre metre kare, metrelere göre kilogram bölü metre çıkar. 2.65 kilogram bölü metre çıkar arkadaşlar. Şöyle. Bakın iletken burada. Pardon, iletken şu olsun. Etrafında buz var. Buna bir P0 kendi ağırlığı var. Birimi kilogram bölü metre. P buzumuz var. Birimi kilogram bölü metre. Ve sonuçta şu var bir de, değil mi? Rüzgar var. VI. Ve bu da kilogram bölü metre. Bu şekilde şu an ben bunların üçünün bileşkesini şöyle alabilirim arkadaşlar. Şurası PM olur. Aksi takdirde alamazsınız. Yani üçünün de biriminin aynı olması gerekir. Aksi takdirde yanlış olur. O zaman benim P'nim ne olur? P0 artı P buz, ki ikisi de düşey doğrultuda, karesi ve V'nin karesi olarak ulaştır. Evet. P'nimiz karekökü 2,5 artı 1,5. Veya tam işte neyse, karşılık değil. PB 2,5, P0 1,5'tu. Şu da 2.60 kabuk karesi. 2.65'in karesi. Sonuç 4.798 kilogram bölü metre çıkarmıştır. Sınavda veya soruda net bu birimin önceden verilmiş olması lazım ki yukarıdaki işlemler de ona göre yapılsın. Adım adım hepsini tek tek arkadaşlar, hangi yani P0'ı nasıl, P1'i hangi birimle hesaplamak gerektiğini net sınavlarda açıkça belirtiyorum. Evet. Şimdi son soru. Ona bakalım. Arkadaşlar soru şu. Çapı 21.7 mm olan bir iletken, ismi önemli değil. İsmi verilmemiş. Birim ağırlığı 0.912 kilogram bölü metre. Yani P0'ımız 0.912 kilogram bölü metre arkadaşlar. Evet. Üçüncü bölgede K03, A rüzgar açıklığı 400 metre verilmiş değil mi? 400 metrelik açıklığa gelmişti. Eş zamanlı yük etki imlesi halinde menzil boyunca bileşke yükü tamam. Yani P'ni arkadaşlar kilogram bölü metre olarak veya kilogram, evet kilogram olarak hesaplayın. Yani sınavda soruda böyle verilmiş. Şunu yazalım. Kilogram olarak bileşke yükü bulunuz. Tamam. Evet, buzun fiziksel yoğunluğu şu süslü peydi arkadaşlar. Doğru mu? D buzu bulurken hesapladığımız. İşte 0.4 kilogram bölü desimetre küp olarak verilmiş. Dinamik rüzgar basıncı P ise 30 kilogram bölü metrekare olarak verilmiş. Tabi burada D buza göre de C ilişkisi verilmiş. Önce D buzu hesaplayıp oradan C'yi bulmamız lazım. Bizim P'n, yani arkadaşlar bizim, tekrar söylüyorum, bizim P0 etki ediyor, P buz etki ediyor ve rüzgar etki ediyor. Üçünün bileşkesini, yani şu ikisini skala toplayacağız, şunu da böyle. Ama sonuç ne olacak? Şu PN'i kilogram
olarak istiyorlar. Kilogram olarak bulmamızı istiyorlar. Şimdi bizim öncelikle arkadaşlar buzlu iletken çapını hesaplayıp yani debuzu bulup rüzgar onu yapmamız lazım. Çünkü rüzgar iletken etrafındaki buza yani buzlu çapı etkiliyor. Dolayısıyla öncelikle debuzu bulmamız lazım. Debuz neydi formülümüz? D kare artı 4000 K buz yükü yoğunluğu 0.4 çarpı pi çarpı kök teğet artmış. Doğru mu? 21.7'nin karesi artı 4000 çarpı 0.3 buz yükü kas sayımız 0.3 küçüğümün önüne gidi. Böyle sorularda yükseklikte verilmişse mesela diyelim ki işte rakım 1800 metre ise değil mi? Ne yapıyorduk? Kayıp bu kez bir üst şeyden almamız gerekir değil mi? Yani üçüncü bölge ama yükseklikte verilmişse buna dikkat edin. İletkenlerin veya hattın olduğu bir yüksekliğe dikkat edin. Eğer verilmemişse işte bir tek 0.3 alabiliyorsun ama bazen net diyelim ki mesela öyleydi. Bir önceki slaytlara gidin bakın. Üçüncü bölgedesiniz ama rakım 1600 metre ve üzerinde ise ile hattın olduğu yer K'yı bir üst değer yani 0.5 almak durumundaysınız o zaman değil mi? Dördüncü bölgeymiş gibi 0.5 yapmak zorundasın. Ama şu an öyle bir durum yok. Şu an öyle bir durum yok. Şimdi arkadaşlar şurası 0.4, şurası pi ve şurası da 21.7 ve sonuç 70.13 milimetre arkadaşlar çıkıyor. Şimdi debuz 70.13 milimetre çıktığına göre bakın dikkat edin değil mi? Şurası C'yi ne alacağız? C'yi 2 alacağız. O zaman C'miz 2 oldu arkadaşlar. Ve bilimsiz değil mi? C'yi 2 aldık. Hesapladığımız bu değere binaen yaptık. Yani debuza göre yaptık. Şimdi o zaman ben V'yi hesaplayayım. 400 metre diyecekler arası mesafe 400 metreden 200 metreden büyük olduğu için V'im ne olacak arkadaşlar? 80 artı 0.6A P D C. Doğru mu? Bak burası artık ne olacak? Buzlu iletken çapı olacak. Çünkü rüzgar iletken artı buza. Yani buzlu iletken çapını etkiliyor. Burayı niye 80 artı 0.6 aldık? Çünkü direkler arası mesafe 200 metreden büyük. Yani 400 metre. Eğer 200 metreden küçükse APDC oluyordu. 200 metreden büyükse burası 80 artı 0.6A geliyordu. Doğru mu? Şimdi bunu yerine yazalım. VI 80 artı 0.6A çarpı 400. P'miz 30'du değil mi? D buzumuz 70.13 ama metreye çevirmemiz lazım. 10 üzeri eksi 3. Milimetreydi. Metreye çevirdik. Ve C'de 2 arkadaşlar. Sonuç. Pardon. Şunu metreye çevirdik. Yani. Doğru mu? Sonuç arkadaşlar 1346.5 kilogram yanlış bakmıyoruz. Evet. Şimdi bunu hesapladım. Tabii benim bir de aşağı doğru P0 ve yani şurada P0 ve P buzu bulmam lazım. Bulalım. Ve burası kilogram olacak. Tamam. Şunları da kilograma çevirmem lazım arkadaşlar. P0 artı P buz. Şu P0 0.912 olarak verilmişti. Kilogram bölü metre. P buzu da bulayım. K çarpı 0.3 çarpı kök D. Değil mi? 21 nokta. Çapımız 21.7 idi. Arkadaşlar. Evet. Tabi burada sonuç ne çıkacak arkadaşlar? Burası da kilogram bölü metre çıkıyor. Sonuç kilogram bölü metre çıkıyor. Ben bunu eğer 400 metre ile çarparsam bu metrede gider sonuç nokta nokta kilogramı. Bunu 400'de çarpmam gerekiyor o zaman. İşte bunu da diyelim ki P0 artı P buzu 400 metre ile çarparsam yani A ile çarparsam niye 400'de? A çünkü bu. 400 metre ile çarparsam sonuç işte 400 çarpı şurası bakın şurası buraya yazacaksınız. 923.8 kilogram çıkıyor arkadaşlar.
Evet, şu aşağıya doğru etki edenler 923'müş. Bakalım. Nereye gitti arkadaşlar? Özür dilerim. Biraz kaydı. Evet, şurası 923.8 kilogram. Kilogram. Şurası ise 1346. 1346.5 kilogram. Dolayısıyla ikisinin bileşkesini almak mümkün arkadaşlar. O zaman PN'in ne olacak? PN P0 artı P buzun kilogramın karesi artı 1346.5 kilogramın karesi sonuç arkadaşlar 1632.93 kilogram çıkıyormuş. Evet. Başka bir şey kalmadı sanırım. Evet. Arkadaşlar